Selamun aleyküm. 20 Eylül Cuma. Konya Tıbbi Sülük Üretim Çiftliği. Üretim laboratuvarındayız. Sorulan sorulara cevap, hatta şöyle söyleyeyim. Sorulan soru değil, yapılan birkaç eleştiriye cevap vermek için bu videoyu çekiyorum. Beni takip edenler bilir. Ben genelde eğitim videosu çekerim. Çok nadir bu şekilde video çekiyorum. Çünkü arkamdan çok konuşuluyor. Elhamdülillah biz işimizdeyiz. İşimizin başındayız. İşimizi yapıyoruz. Kaçak dönem yeni bitti. Biliyorsunuz 30 Ağustos'ta av yasağı kalktı. Sülük satışı serbestleşti. Beni o dönemde bile, yani benim satmam serbest olduğu dönem, onların satmasının yasak olduğu dönemde bile elhamdülillah ben kimseyi şikayet etmedim, etmem de. Bu videoyu da geciktirmemiz sebeplerinden bir tanesi budur. Şikayet niteliğinde bir video olmasın. İnsanların ticaretine, ekmeğine mani olmayayım diye bu zamana kadar geciktirdim. Bu şeyler bana geliyordu. Yani işte arkandan böyle böyle konuşuluyor, şikayette bulunuyor. Hatta CİMER'e bile şikayet eden olmuş. Ben bunu iddia ediyorum arkadaşlar. Sülüğün tek besini kandır. Sülük kan dışında herhangi bir şeyle beslenmez. Bu konuda gerek Türkiye'de gerek yurt dışında araştırmalar devam ediyor. Kan dışında sülüğü besleme için, yani kan dışında besleme yöntemleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ama bu konu hakkında üniversitelerde, birçok üniversitede çalışma yapılıyor kan dışında besleme ile ilgili. Maalesef bu insanların cahilliğinden kaynaklanıyor. Sülüğü kanla besleyip beslediğimiz için arkamızdan atıp tutanlar varmış. Var. Bana haberleri geliyor. Bu o insanların cahilliğine veriyorum ben bu olayı. Onun için çok fazla üzerinde durmuyorum ama iftira boyutuna geldiğinden dolayı, bu olay iftira boyutuna geldiğinden dolayı bu şekilde bana bir söz hakkı doğdu. Arkadaşlar, sülüğün tek besini kandır. Kan dışında herhangi bir şeyle beslenmez. İşte kanla beslediğimden dolayı beni şikayet edenler olmuş. Bizim burası her ay düzenli olarak denetlenir. Tarım İl Müdürlüğü'nden ekip gelir, denetim raporu tutar. Bu kayıtlar Tarım Bakanlığı'nın kayıtlarında da var. Bizim kayıtlarımızda da var. Konya Tarım İl Müdürlüğü kayıtlarında da var. Bu kayıtlarda yazar, mezbahaneden sihir kanı alıp da onunla beslediğimize dair şeyler var. Tutanakların hepsi var. Doğada sülük, kurbağa, yılan, balık, İşte suya inek gelir, onunla beslenir. Ha, emmez diyorlar. Bugüne kadar kanıtlanmış herhangi bir şey yok. İnşallah emmiyordur da. Domuz bile geliyor olsa onun kanını da emer. Çünkü sülük ayrım yapmaz. Her türlü kanı emer. İnşallah emmiyordur. Bu konuda bilimsel bir şey yok. Açıklama yok. Domuz kanı emmez diyenler de var. Ama bilimsel bir boyutu yok. Bu şeylerin bir delili yok. Benim konuşmalarım, benim şeylerim hepsi, araştırmalarım bilimsel sonuca dayanır. Ben 2001'de bu sektöre girdim. 2011'de profesyonel olarak uygulamalar yapmaya başladım. 2014 sonu, 2015 başından beri de sadece sülüğü araştırıyorum, sülük üretiyorum. Benim başka herhangi bir işim yok. 2014'ten bu yana sadece işim bu.
Beni eleştirenlerin hayatı boyunca gördükleri sülüğü ben her gün elime alıyorum. Onun için böyle bir video çekme, yani böyle bir açıklama yapma gereksinimi duydum. Bu böyledir yani, sülüğün başka bir besin kaynağı yok. Arkamızdan konuşanları da biliyoruz. Meselenin biri de şu, işte kokon açma videolarımız var. Kokondan işte diyorlar bir tane sülük çıkıyor. Bize göndereceğin de mi o şekilde? Hayır arkadaşlar, bu böyle değil. Bakın şu bizim yapmış olduğumuz kuluçkalıktan bir tanesi. Kokonlar filenin üzerinde günü gelen sülükler, yavrular bu şekilde aşağı iniyor. Biz burada kendiliğinden çıkamayan, bakın kokon boş. Yani varsa içinde bir tane iki tane var. Bu kendiliğinden çıkamayanları açıyoruz. Görüyorsunuz burada açtığımız kokonlar, bunlar da daha günü gelmemiş. Günü gelmemişliğini nasıl anlıyorum? Bastırıyorum. İçinde hala şey var. Tam erişimini sağlamamış. Tam oluşmamışları ayırıyoruz. Tekrar yeni bir kulaçkalığı alıyoruz. Yani şu bakın, şöyle göstereyim. Tamamen olmuş. Gördünüz mü? Yani bu şöyle içine de bakarsanız görülüyor karşısı. İçinde yok. Çıksa ya bir tane çıkar ya çıkmaz. Bu olayda bu şekilde kokondan bu şekilde çıkmasını, kendi çıktığı zaman daha sağlıklı oluyor. Prematüre olmuyor. Prematüre sülükler beslesen de beslenmiyor. %90'ı ölüyor. Bu sebepten dolayı bu şekilde biz bir kuluçkalık yaptık. Tam olgunlaşmamışları, daha önceki videolarımızı izleyenler bilir. Torf içerisine, nemli torf içerisine yatırıyoruz. Bu da bu şekilde oluyor. Yani işte boş kokon mu gönderiyor, göndereceğin gibi böyle şeyler, hani açıyorsun açıyorsun boş çıkıyor gibi şeyler gelmiş, yorumlar gelmiş. Bu boş çıkıyor veya bir iki tane çıkıyor, olay bundan kaynaklanıyor. Size gelecek olan kokonlar bu şekilde, bakın. Bastığın zaman tam yumuşamamış. Tam da böyle yeni kokon yapmış değil. Mesela şuradan bir tane göstereyim. Bakın şu tamamen sert, ya muhtemelen ya cılk ya da yakın bir zamanda yapılmış. Yani bir hafta 10 gün içerisinde yapılmış. Onun için size göndereceğimiz boş değil. Yani bundan sonra da zaten göndermeyiz. Şey bitti. Kokon satışı çok o ısrar eden olursa göndeririz ama kokon satışımız şu andan itibaren bitirmeyi düşünüyoruz. Çünkü bakamıyor. Yani insanlar zannediyor ki çok kolay, çok kolay besleniyor, çok kolay büyütülüyor. Öyle değil. Sülük gerçekten emek isteyen bir şey. Çok zahmetli bir şey. Gönderdiğimizin birçoğu da öldürdüğünü, işte bakamadıklarını söylüyorlar. Yani bu, yani sitem etmek gibi olmasın ama arkamızdan konuşuluyor olması bizi gerçekten üzüyor. Yani nasıl söyleyeyim, nasıl izahatını yapayım bilmiyorum ama bu böyle yani. Biz